Burada Nicole Oresme'nin resmi var. İsminin nasıl okunduğunu araştırmış olsam bile hala doğru telaffuz edemediğimin farkındayım. Ee, özür dilerim. Nicole Oresme diye geçiştireceğim. Evet, Nicole Oresme Ortaçağ Fransası'nda yaklaşık olarak 1300'lü yıllarda yaşamış... ...ünlü bir Fransız filozof ve matematikçiydi ve bu harmonik serinin... ...ıraksaklığını gösterdiği ispatı ile meşhur olmuştu. İsterseniz önce ufak bir tekrar yapalım. Karşımızda harmonik bir seri var. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 diye gidiyor. Harmonik serileri ilk kez gördüğümde yakın sayıp ıraksamaları konusunda bir şey söyleyememiştim açıkçası. Baktığımızda tüm terimler pozitif ve giderek sıfıra yaklaştıkları için bu serinin yakınsayacağını düşün ama Nikol o resme bunun tam tersinin doğru olduğunu ispatlamıştır. Evet, matematikteki en ünlü ve elegan ispatlardan birini yaparak bu serinin ıraksadığını ispatlamıştır. Ispatı serideki her bir terimin yerine kendisine eşit ya da kendisinden küçük bir terim koyarak yapmıştır. Yani Yeni serinin ıraksadığını ve bu seriden ya da terimlerin bu serinin terimlerinden küçük ya da eşit olduğunu ispatlayarak doğrudan karşılaştırma testine göre bu serinin de ıraksayacağını göstermiştir. Peki bu ispatı nasıl kurgulamış olabilir? Bu terimlerin yerine 1 bölü 2'nin o terimden küçük olan en büyük kuvvetini koyabiliriz. 1 bölü 2'nin birden küçük en büyük kuvveti hangisidir? 1, 1 bölü 2'nin bir kuvveti olduğuna göre bunun yerine 1 bölü 2 üzeri 0 koyalım. Evet, 1 bölü 2'nin birden küçük en büyük kuvveti 1'dir. 1'i hemen buraya not edelim. Sırada 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'den küçük ya da eşit en büyük kuvveti var. Bu zaten 1 bölü 2'dir, değil mi? Yani 1 bölü 2 üzeri 1. Peki 1 bölü 2'nin 1 bölü 3'ten küçük ya da eşit en büyük kuvveti hangisidir? 1 bölü 2, 1 bölü 3'ten büyük olduğuna göre aradığımız 1 bölü 4 olacak. 1 bölü 3 yerine 1 bölü 4 yazdıktan sonra, buradaki 1 bölü 4 yerine de 1 bölü 4 yazalım. Sonra 1 bölü 5 var. 1 bölü 2'nin 1 bölü 5'ten küçük ya da eşit en büyük kuvveti hangisidir? 1 bölü 4, 1 bölü 5'ten büyük olduğuna göre 1 bölü 2'nin 1 bölü 5'ten küçük ya da eşit en büyük kuvveti evet 1 bölü 8'dir. O halde buraya 1 bölü 8'i yazıyorum. Aynı şekilde bunun yerine de 1 bölü 8'i yazalım. Bunun ve tabii ki bunun yerine de. Neden? Çünkü 1 bölü 2'nin 1 bölü 8'den küçük ya da eşit en büyük kuvveti 1 bölü 8'dir. Aynı mantıkla 1 bölü 9'un yerine de 1 bölü 16 yazmamız gerekiyor değil mi? 1 bölü 16 yazmaya 1 bölü 16'ya gelene kadar devam edeceğiz. Bu sayede arka arkaya 8 tane 1 bölü 16 yazmış oluyoruz. Bu yaptığımızın neden ilginç olduğunu anlamaya başladınız değil mi? İsterseniz önce karşılaştırma testini kullanıp kullanamayacağımıza bir bakalım. Birinci serinin tüm terimleri pozitif. Aynı şekilde ikinci serinin tüm terimleri de pozitif. Ayrıca az önce kurguladığımız gibi bu serinin terimlerinin bu serinin terimlerinden büyük ya da eşit olduklarını da görüyoruz. Bu ve bu birbirine eşit. Bu bundan büyük. Evet 1 bölü 3 1 bölü 4'ten büyüktür. 1 bölü 4 1 bölü 4'e eşittir. 1 bölü 5 1 bölü 8'den büyüktür. 1 bölü 6 ve 1 bölü 7 de 1 bölü 8'den büyüktür. Ve 1 bölü 8 1 bölü 8'e eşittir. Bu şekilde oluşturduğumuz bir serinin bundan küçük olduğunu söyleyebiliriz öyle değil mi? Buna gelin S evet büyük S adını verelim. Bu sonsuz seri de bu şekilde devam edecek. Pembeyle yazarsam daha iyi olabilir. Evet, buradaki terimlerin bunlara eşit ya da bunlardan büyük olduklarını, ayrıca iki serinin tüm terimlerinin de pozitif olduklarını görüyorsunuz değil mi? Eğer S'nin ıraksadığını ispatlayabilirsek, karşılaştırma testiyle bundan daha büyük olan bu serinin, yani buradaki harmonik serinin de ıraksadığını ispat etmiş oluyoruz zaten. Nasıl mı? Hadi şimdi buna bakalım. Gelin bu toplamları değerlendirelim. Hemen yazıyorum. S eşittir 1 artı 1 bölü 2. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 bu da 1 bölü 2 eder. Ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? Peki siz de benim gibi heyecanlandınız mı? 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü /8, 8. Evet bu da 1 bölü 2. Peki ya 1 bölü 16 artı 1 bölü 16'ya gelene kadar 1 bölü 16 yazacağız demiştik. Yani 8 tane 1 bölü 16'yı birbiriyle toplarsanız sonuç Evet 8 bölü 16'dan yine 1 bölü 2. Sihir gibi değil mi? Bundan sonra 16 tane 1 bölü 32 gelecek ve onların toplamı da 1 bölü 2 olacak. Bir de başlayıp sonsuza kadar 1 bölü 2 ekleyeceğiz ve bu seri sınırsız olduğu için başka bir deyişle bu toplamın sonsuz olacağını söyleyebiliriz. Senin açık ve net bir şekilde ıraksadığını görmüş olduk ve buradaki terimlerin harmonik serinin terimlerinden küçük ya da eşit olduklarını bildiğimize göre harmonik serinin de ıraksadığını söyleyebiliriz. Evet, bu serinin yakınsak olmasına olanak yok. Karşılıklı gelen terimler bundan küçük olduklarına göre, evet evet bu toplamda bu toplamdan küçüktür ve eğer bu toplam sonsuza gidiyorsa bu toplamda sonsuza gitmelidir. Umarım siz de bu videoyu en az benim kadar ilginç bulmuşsunuzdur.